eskiden askeri kullanarak onlar üzerinden hükümetlere ve topluma ayar veriyorlardı. PKK gibi örgütlere taşeron işler yaptırarak yapılan bu terör olayları üzerinden mesajlarını iletiyorlardı. Atatürkçülük, laiklik gibi hususları medya üzerinden yaptıkları manipülasyonlarla istismar ediyorlardı. Bu tür konularda paslaştıkları ülkelerden de, içeriden de siyasi ve mali destek alıyorlardı. Başarılı da oluyorlardı. Halkın başlattığı değişim ve dönüşümle asker büyük ölçüde asli görevine döndü. Askerden yeterince destek alamaz duruma düşen medya, iş dünyası ve üniversitelerden ilgili kesimler belli ölçüde kabuğuna çekildi. PKK çözüm sürecine girdi. Statüko bu ülkede zemin bulamaz hale geldi. Bu defa içeride bozguna uğramış statüko uzantıları farklı yöntemlere yöneldiler. Hükümete bugünlere kadar destek vermiş kesimlerle düşüp kalkarak şeytanın sağdan yaklaşması yöntemiyle iktidara olan destekten parçalar koparmaya çalıştılar. Belli ölçüde bunu da başardılar. Masumane olabilecek duygularla başlayan Gezi Parkı eylemi, devreye giren provokatörlerin çabalarıyla Türkiye genelinde yönetim karşıtı ayaklanmaya dönüştürülmeye kalkışıldı. Nasıl ki 1930'da devletin derinleriyle bağlantılı şekilde Menemen'de Assubay Kubilay'ı öldürenler, ülke genelinde mütedeyyin insanlara karşı tasfiye ve sindirme girişimlerine zemin hazırladılarsa, nasıl ki 1960 darbesine zemin hazırlama çabaları devam ederken öğrencilerin kıyma makinalarından geçirildiği, asfalt makinalarıyla yollara gömüldüğü yalanını yaptılarsa, bu şekilde halk galeyana sevk edildiyse, şimdi de Gezi Parkı'ndaki eylemler sırasında toplulukları tahrik etmek için her türlü yalanı uydurdular. Böylece eylemlerin başka şehirlere yayılmasını sağladılar. Bu eylemlerde çevre veya başka bazı masum hassasiyetler nedeniyle tepki gösterenleri demokrasinin bir icabı olarak görmemiz gerekir. Ancak hiçbir masum eylem veya protesto çevreye zarar verilmesini, esnafın camının çerçevesinin dağıtılmasını, polis aracı, belediye otobüsü, kamu binasının yakılmasını, yıkılmasını, sivil araçların tahrip edilmesini bize meşru gösteremez. Hiç kimse eline bu ülkenin bayrağını alıp sallayarak polise saldırmayı demokrasiyle, özgürlükle, vatanseverlikle izah edemez. Çevre diyerek çevreyi, sokağı, caddeyi yakmak, yıkmak hangi köyüne zihniyete hizmettir? Türkiye'de medya özgürlüğü yok diyeceksiniz ama sizin zihniyetinizin haberini değil, propagandasını sizin istediğiniz biçimde yapmadığı gerekçesiyle o televizyonların, o yayın kuruluşlarının naklen yayın araçlarını ve diğer vasıtalarını yakacaksınız. Türkiye'de medyaya baskı var diyeceksiniz ama siz medyaya saldıracaksınız. Hükümetin baskı yaptığını söyleyeceksiniz ama siz rakip partinin binasını ateşe vereceksiniz. Bu nasıl bir gözü dönmüşlük, bu nasıl bir pervasızlıktır? Ergenekon yargılamasından dolayı şimdilerde cezaevinde olan dönemin İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih İlmioğlu, AK Parti'yi kastederek halktan %95 de oy alsalar müsaade etmeyiz demişti. Bunların özgürlük ve demokrasi anlayışı işte böyle bir şey. Sen halk %95 de oy verse müsaade etmem diyeceksin. %50 oy alan iktidara diktatör diyeceksin ama %5'in yönetmesini savunacaksın. %95 de olsa halkın iktidarı belirleme özgürlüğü olmayacak ama senin içip içip alkollü olarak kullandığın araçla insanlara çarpma ve öldürme özgürlüğün bile olacak. Alkol ve uyuşturucu kullanımının 10-11 yaşlarına kadar indiği bir dönemde alkolle ilgili bir yasaklama değil düzenleme yapıldığında bu özgürlüklere müdahale olarak yansıtılacak. Bırakın be, ben başkanlığıma gidiyorum. Tamam. Bırakın siz beni. Tamam durun. Bekir. Sizin ananız... Hatta CHP'li milletvekilinin polise ana avrat küfretme özgürlüğü bile olacak. CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 seçimi öncesi miting alanında seçim otobüsü üzerinden yarım bıraktığı ana avrat küfrünü CHP'li Levent Gök 2 Haziran 2013 tarihinde Kızılay Meydanı'nda bütün kameraların karşısında tamamladı. Sizin ananız... Diğer taraftan bu gösterilerde meydana gelen 10 milyonlarca zararı şimdi kim karşılayacak? Bu zararın ödediğim vergilerle karşılanmasını ben istemiyorum. Kim bu zararı verdiyse tek tek tespit edilmesini ve bu tahribatın maliyetinin onlara ödetilmesini istiyorum. Herkesin yaptığı yanına kar mı kalacak? Şunu açıkça söyleyelim, bu kampanya içerideki göstericilerin boyunu aşan bir kampanya. Gezi Parkı ve tencere tabak eyleminin ötesinde bir durum var. Bu kampanyaya masumane duygularla alet olanları buradan uyarıyoruz.
nasıl ki CHP Suriye rejimine destek olayım derken kendini derin bir çukurda bulduysa ve bu gerçek Reyhanlı saldırılarıyla deşifre olduysa, bu protesto eylemlerinde dolduruşa gelen masum insanların da bir süre sonra kimin hangi emellerine alet oldukları açığa çıktığında pişmanlık duymamaları için dikkatli olmaları gerekir. Bu kampanya masum bir çevre hassasiyeti değil, geldiği nokta itibariyle tamamen uluslararası bir kampanya. Hemen topu taca atma kolaycılığına kaçmak için söylemiyoruz. Bu kampanyanın koalisyon ortakları arasında belki anlaşılması ilk bakışta zor ama ilginç bir ittifak var. Kendi aralarında farklı ihtilaflar olsa bile Türkiye düşmanlığı temelinde şekillenmiş bir ittifak var. Bu Türkiye karşıtı cephe, ABD'li neokonlar, İsrail, İran devletindeki bazı destekçileri ve Suriye'den oluşuyor. İçeride ise kökten laikçiler, marjinal sol örgütler, CHP'nin aydınlıkçı kanadı, CHP içindeki demirelciler, İşçi Partisi ile ulusalcı ergenekoncu küçük bir grup asker olduğu anlaşılıyor. Emniyetin içinde ise yangına körükle giderek hükümete belli mesajlar vermek isteyen küçük bir kesim de olabilir. Bu kampanyanın uluslararası bir kampanya olduğunun bariz bir misali de şudur. Bazı uluslararası ticari markalar içerideki bağlantılarıyla birlikte reklam vermeyerek medyayı terbiye etmek maksadıyla reklamları kestiler. Mesajı aldık, şimdi biz de bir mesaj verelim. Siz reklamları keserek bizi terbiye etmeye çalışıyorsunuz. Peki biz de sizin kim olduğunuzu halka anlatarak halkın da size karşı kampanyasına öncülük edersek bunun nereye varacağını hesap ettiniz mi? Eğer hesap etmediyseniz artık hesap edin. Bir hatırlatma da AK Parti içinde anayasa konusunda umutlarımız tükenmeye başladı. Artık bu iş zor diyenlere. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız koalisyonun eylemleri sizi hala rehavetten uyandıramadı mı? Görmüyor musunuz? Türkiye'nin IMF'ye borcunun tamamlandığı, özelleştirmenin astronomik seviyelerde yapıldığı, eleştirdiğiniz uluslararası derecelendirme kuruluşlarının arka arkaya not artırdığı, PKK terörün sona erdiği bir süreçte yeni Türkiye'nin engellenmesine çalışılıyor. Buna fırsat verilebilir mi?